Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Umut Doğanay. Bugünkü videomuzda idam edilen mahkumların, idam edilen suçluların çektikleri en acı işkenceyi bugün kendi üzerimde denemek için buradayım. Arkadaşlar sesim biraz yankı yapıyor, kusura bakmayın. Çünkü odam henüz dolu değil. Ona rağmen sizler için video çekiyorum. Bunun karşılığı olarak kanalıma abone olup like atmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir aparat yaptık. Bu aparatın içerisini su dolduracağız. Ben kendimi buraya bağlayacağım ve ondan sonra alnımın ortasına su damlaları tek 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 damlayacak. Bakalım bu acıya ne kadar dayanacağım. Arkadaşlar bu Çin işkencesinin asıl amacı suçluları öttürmek ve konuşturmak içinmiş. Çin'de bunun için uğraşıyorlar ve bunun için bu işkenceyi yapıyorlar. Bildiklerini de anlatsın diye. Yani şöyle düşünün, bir suçlu bildiğini anlatmıyor. Bu işkenceye maruz kaldığı zaman bütün bildiklerini anlatıyor. Demek ki bu işkencenin çok büyük sarsıntıları var. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şimdi aparatımızın hazırlığını bir yapalım. Deliğini açalım. Ufak bir delik açmamız gerekiyor ki su yavaş yavaş damlasın. Aşırı şekilde damlamasını istemiyoruz. Sinir bozucu şekilde damlaması lazım. Şıp, şıp, şıp. Aradığımız ritim tam olarak bu. Biz neden beyaz kıyafet giydik onu da bilmiyorum. Pardon, ben şimdi şöyle yapayım. Evet, şu an aparatımız hazır. Yok ama bu şekilde olmaz. Bu idam için çok fazla bir su. Dur. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu kapağı bir değiştirelim biz. Değil mi? Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi aparatımızı tam istediğimiz gibi yaptık. Şimdi şu sese kulak verin. Yaklaş. Dinlerken bile insanın psikolojisi bozuluyor. Arkadaşlar yerler ıslanmasın diye yere bir güzel battaniyemizi serdik. Şimdi isterseniz kendimi bağlayayım. Ondan sonra Çin işkencemiz başlasın. Başımı tam deliğe denk getirmeye çalışıyorum. Hadi bağlayabilirsin. Ellerimi bağlamam yeterli. Burnun falan kaşınırsa rica ederim kaşırsın. O değil de idam edilen insanlar bundan 100 kat daha fazla korku yaşıyorlar. Yani biz şu an sadece bir deney yapıyoruz. Böyle yukarıdan mı? Dola biraz yukarıdan ya. Doladım işte, buradan çıkamazsın ki. Seni çıkabileceğine inanıyor musun? Çıkmayacağım ki zaten. Tamam, işte ne güzel oldu. O su sesinin tık 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 edişi var ya, başımın içinde zonkluyor. Arkadaşlar gerçekten sinir bozucu bir şey bu. Bak. Bitti mi su? Suyu tazeleyebilir misin?
Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda idam etme videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? Eğer yorumlarda kendini idam et, kurtulmaya çalış diyorsanız eğer bir sonraki video idam videosu olacak. Kendimi ben bu Çin işkencelerine taktım aga. Bu yolun sonu bu yolun sonu yokuş ona göre. O değil de gözlerim yanıyor ha. Ya Allah sizin cezanızı vermesin ya. Ulan böyle idam mı olur ya? Allah Allah. Allah Allah. Biraz da yakın çekim izleyelim. Sinirleriniz alt üst olsun inşallah. Şu an nereme damlıyor? Alnıma değil mi? Tam kafanın ortasına. Tam alnımın ortasına. Orayı hissetmiyorum desem. Kızardı mı orası? Delindi o zaman yani. Başka bir açıklaması yok. Yani böyle insan ölene, geberene kadar bu su böyle damlamaya devam ediyorsa bu Çinlilerin ta... İşiniz gücünüz yok. Lan böyle işkence mi olur ya? Aman tanrım dedim. Aman tanrım. Gözümden burnuma su giriyor ha. Yani bu mümkün mü? Çünkü bütün su gözümü biraz siler misin? Suyun ağırlığı mı ağırlaştı? Bu nasıl cümle oldu ya? Su ağırlaştı mı? Çünkü küçük bir taş gibi gelmeye başlıyor artık. Ve gerçekten yanıyor yani şu an orası. Bir de düşünsenize bunun kafalarını da sabitliyorlar ya. Ulan nasıl bir pislik insan bunlar ya. Lan çançinçonlar yapmayın şu işkenceyi abi. Adamın anasını ağlatıyorsunuz ya. Benim psikolojim bozuldu şimdi, izleyenlerin de psikolojisi bozulacak. Abi yemin ederim bak, başımın içinde şu su sesi zonkluyor çat. Ve içinde yankı yaptığını söylesem inanmazsınız. Lan beynim hipnoz oldu. Uykum geldi ha. Sanki böyle... Daha fazla dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Of. Çok mu var daha? Yarım saatlik devam eder. Sizler için böyle videolar çekiyorum. Hele bir abone olmayın. Hele bir abone olmayın. Bakın neler oluyor. Hepinizin evine tek tek gelip hepsine böyle Çin işkencesi yaptırırım. Sizi böyle falakaya yatırırım. Böyle var ya, tek tek kendi ellerimle böyle işkenceniz böyle dolana kadar, sizi ağlatana kadar işkence yaparım. Abone olun lan. Abone olun lan. Biraz kaba oldu ama yapacak bir şey yok. Sinirlerim bozuldu. Affedin beni. Psikolojim bozuldu ya. La sen de kaldır şunu artık. Susadım bari. Tamam yeter. Yeter gayri. Allah için yeter.
Lan psikolojim bozuldu, yemin ederim psikolojim bozuldu. Kamerayı oraya bırakıp beni çöz. Vallahi çöz lan, sinirlerim bozuldu. Lan çöz artık beni, çöz çöz. Lan! Ne yapalım? Çıldırttın lan beni! Çöz beni al! Yüzümü gözümü siler misin? Lan gözümü sil! Lan gözümü sil, gözümü! Burnundan su akıyor. Allah'ım yarabbim, çıkart beni, çıkart. Aa, yavaş çık lan. Ay senin TikTok topuna da avunu. Gerçekten filmlerde falan izlediğinizden çok daha kötüsü. Bak çok daha beteri. Şurası var ya, artık uyuşuyor böyle. Nasıl diyeyim, böyle hipnoz oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle artık sanki ölümü hissediyorsunuz ve o su damlaları var ya başınızın içinde, tik tak tik tak tik tak, böyle bütün sinirinizi alt üst ediyor. Anlatabildim değil mi? Arkadaşlar, bu tarz içerikleri istiyorsanız eğer, şöyle yapalım, yorumlarda belirtin. Yorumlarda hangi Çin işkencesini yapmamı istiyorsanız onu belirtin. Hepsini söz yapacağım ama ilk başta en beğendiğim Çin işkencesini yapacağım. Bizden bu Çinlilerin lanet işkencesini yapmak geldi. Bu bizim fikrimizdi. Şimdi sizin fikrinizi bekliyoruz. Eğer ki bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da kanalıma abone olup like atıyorsunuz. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.